Bir bitkinin odun ya da soymuk borularında aşağıdaki maddelerden hangisi kesinlikle taşınmaz aslında bitkilerde hangisi bulunmaz tarzında bir soru. Tabii ki laktoz bulunmaz arkadaşlar. Bakın su, mineral, vitamin, aminoasit bunlar ksilem floemlerde bulunacak yapılar. Kısilemde, floemde özellikle. Hemen burada aklıma gelmişken söyleyeyim öğrenci arkadaşlarım çok soruyor. Arkadaşlar bakın kısilemde besin molekülleri, besin e, organik besin molekülleri taşınmaz. Ama bu organik madde olmadığı anlamına gelmez. Bakın organik madde ile organik besin dediğiniz zaman aynı şey demiş olmuyorsunuz. Mesela sitokinin hormonu organik bir maddedir ama besin değildir. O yüzden e, kısilemde bakın hormon taşınabilir ama gidip de amino asidi, glikozu kısilemle taşımaz bitkiler. Lütfen buna dikkat edelim. Cevabımız B seçeneği. Hangileri iletim doku aracılığıyla gerçekleştirilebilir? İnorganik ve organik maddeler ilgili yerlere taşınır. Kısilem ve fulemlerle. Bitkinin boyuna büyümesini sağlama primer meristemin görevidir. İletim demetlerinin görevi değildir. Ee, bitkisel hormonları hedef dokulara taşımak demiş. Mesela sitokinin kökte üretilir. Kısilemle diğer kısımlara taşınabilir. O zaman bakın cevabımız ne oldu? 1 ve 3. Çok yıllık odunsu bir bitkide yapraklarda fotosentez sonucu sentezlenen glikoz molekülleri nerede depolanabilir demiş. Arkadaşlar köklerde depolanabilir. Mesela düşünün bu işi yapan mesela bir havuç bitkisi. Gövdede depolanabilir. Bitkiler bazı mesela kurak bölge bitkilerinde gövdede su ve besin depolanması söz konusu olabiliyor. Tohumlarda zaten arkadaşlar embriyonun gelişimi için besin depolanıyor. O yüzden cevabımız E seçeneği. Odun ve soymuk boruları için aşağıdaki özelliklerden hangisi ortaktır demiş. Bakın kısilemlerde tek yönlü taşıma vardır. Damarsız tohumsuz bitkilerde ikisi de bulunmaz. Çünkü damarsız iletimdir. Çift yönlü madde taşıma fluem. Sadece inorganik madde taşıma ifadesi arkadaşlar. Herkesi için de geçerli değil. Çünkü bakın şöyle bir şey var. Şimdi amaç inorganik madde taşımak dese. Evet bu kısilemin görevi. Amaç besin monomerleri ya da besin maddeleri taşımak dese bu fulemin görevi. Ama kısilemin içerisinde hiç organik madde yoktur olamaz diyemezsiniz. Çünkü sitokinin hormonu kısilemde taşınır arkadaşlar. Ve fluemde de hiç su ve mineral bulunmaz diyemezsiniz. Sonuçta bu besinler su ile taşınır. Dolayısıyla lütfen amaçla taşınır taşınmazı karıştırmayın. Ve tekrar yeri gelmişken söyleyeyim birkaç videoda da bunu vurgulayacağım. Arkadaşlar sitokinin bir hormondur, bir besin değildir. Kısilen besin taşımıyor. Hormon taşıyabilir, hormon organiktir. Ama organik besin taşımıyor kısilen. Yani amino asit, glikoz taşımıyor. Lütfen bu ikisini birbirine karıştırmayalım. Fotosentez ürünlerini taşıma, fluemde. Bakın B seçeneği ikisinde de ortaktır. Su ve mineral taşınma hızı hangisinden etkilenmez? Yapraktaki stomadan etkilenir. Çünkü yaprakta terleme artar arkadaşlar. Stomalar fazlaysa. Terlemenin artması demek arkadaşlar burada ozmotik basıncın artması dolayısıyla köklerden su çekilmesi anlamına gelir. Yaprak yüzeyi genişledikçe sonuçta terleme daha da artacaktır. Kutikula tabakası kalınlaştıkça arkadaşlar terleme azalacaktır. Bakın yine de bir şekilde etkiledi. Ortamın nem miktarı artarsa bu sefer e, ne olacak? Terleyemeyecek. terleme de, Terleyemediği için su çekemeyecek. Yine etkiledi arkadaşlar. Ama bu su ve mineral taşınmasının primer nedeni soymuk boruları değil, odun borularının çapıdır. Soymuk boruları basınç akış teorisiyle organik besinlerin taşınması için görev alır. O yüzden cevabımız C seçeneği. Hangileri stomaların açılıp kapanmasını etki edebilir? Bakın sıcaklığın belli bir değere kadar artması solunum hızını arttırır. Solunum artması karbondioksit arttırır. Karbondioksit artarsa pH düşer ve pH'in düşüşü arkadaşlar stomaları kapatır. Atmosferdeki nem miktarı e, özellikle şöyle bir olay var arkadaşlar. Nem çok olduğu zaman bitki terlemekte zorlanır. Bu da stomaların açılıp kapanmasına etki eder. Çünkü aşırı terlemede stomalar aniden kapanabiliyor. Işık zaten fotosentez e, yapmaya yarar. Fotosentezde biliyorsunuz ki monomer maddeler artar. Stomaların içerisindeki yoğunluk artarsa ozmatik basınç artar. Su çeker ve stomalar açılır. Topraktaki su miktarının azalması demek stomaların terlemesini azaltacağı anlamına gelir. Yine bir şekilde etki edebilir. Yani her açıdan artıp azaltabileyerek e, stomaların açılıp kapanmasına bu olaylar etki eder. Şuradaki mekanizmayı lütfen dikkat edin e, yani küçük bir not olarak alın. Cevabımız E seçeneği. Bitkilerde organik madde taşınması ile ilgili olarak ifadelerinden hangileri doğrudur? Soymuk boruları aracılığıyla taşınır. Doğrudur. Organik madde, organik besinler özellikle soymuk borularıyla taşınır. Taşınma yönü daima kökten yapraklara doğru değil, çift yönlü taşıma vardır soymuk borularında. Organik maddeler suda çözünmeyen polimerler halinde taşınır demiş. Bu ifade yanlış arkadaşlar. Bir kere suda çözünmezse nasıl taşıyacaksınız? Bu önemli. Bir de polimerler değil. Mesela nişasta falan e, şeklinde değil de genellikle sükroz şeklinde. Çay şekeri biliyorsunuz. Sükroz şeklinde taşınır ki sükroz da çözünür arkadaşlar. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir. Bitkilerde madde taşınması ile ilgili yargılarından hangileri doğrudur? Su ve mineraller odun borularıyla taşınır. Fotosentez ile üretilen organik maddeler soymuk borularıyla taşınır. İnorganik maddelerin taşınması tek yönlü, organik maddelerin taşınması çift yönlüdür. Burada hani kısilem ve fulem'i vurgu yapmış. Kısilem kökten diğer kısımlara doğru, Fulem'de aşağıdan yukarı, yukarıdan aşağı taşıma gerçekleşebilir. Madde taşınma sırasında her zaman ATP harcanır ifadesi kısilemler için yanlıştır arkadaşlar. Bir kere trake ve trakeitler biliyorsunuz ki ölü dokulardır. O yüzden cevabımız D seçeneği. Odun ve soymuk borularında hangileri farklılık gösterebilir demiş. Bakın iletim hızı odun borularında daha hızlıdır soymuk borularına göre. İletim yönü odun borularında tek yönlüdür. Kökten diğer kısımlara doğru ama soymuk borularında çift yönlü olabilir. Bu da farklı. Taşınan maddenin niteliği özellikle Flüemlerde özellikle organik besinler taşınırken, bakın besin vurgusu yapıyorum dikkat edin lütfen. Kısilemde özellikle inorganik madde su ve mineraller taşınır. Kısilem içerisinde besin yoktur. Organik madde vardır. O da sitokinin hormondur ama o da bir besin değildir. O yüzden bu da farklılık gösterebilir. Cevabımız E seçeneği. Terleme ile bitkilerde olaylarından hangileri sağlanır? Tabii ki sıcaklık düşürülür. Sonuçta bir buharlaşma söz konusu. Bitkinin üst kısımlarına doğru madde taşınması için bir çekim kuvveti oluşturulabilir. Olayımız şu, terlediğiniz zaman ozmotik basınç burada artar. Ozmotik basınçta arkadaşlar su çekimini teşvik eder. Topraktan alınan minerallerin fazlasının dışarı verilmesi, arkadaşlar terlemede su buharı atılır ve kimyadan biliyorsunuz ki buhar yanında bir şey taşımaz. O saf bir maddedir. Eğer su sıvı şekilde gutasyonlarla atılsaydı bu doğru bir ifade olurdu. O yüzden cevabımız ne oldu arkadaşlar? 1 ve 2. Elimizde yaprakları koparılmış ve belirli bir uzunlukta kesilmiş bitki gövdesi var. Hazırlanan deney düzeninde dereceli cam boruda sıvı seviyesinin 0'dan 5'e doğru yükseldiği tespit ediliyor. Yani sünger bir şekilde su çekiyor arkadaşlar. Ama bu suyu çekme kuvveti tabii ki buradaki kök basıncından, adezyondan da etkilenecektir. Buna göre diyor uygulamalarından hangilerinin yapılması sıfırdan 5'e doğru yükselme hızını arttırabilir. Cam kaba su ilave ederseniz, buradaki arkadaşlar su ilavesi, bakın su ve suda çözülmüş mineraller var diyor ya burada. Buranın yoğunluğunu azaltırsanız kök daha rahat su çekecektir. Yani şöyle düşünün arkadaşlar, şu kök hücresi olsun, şurası da su olsun. Eğer siz burayı tuzlu su yaparsanız, aşırı tuz koyarsanız kök de su kaybeder. Ama siz buraya su koyup buradaki yoğunluğu azaltırsanız bu köke doğru su geçişini kolaylaştıracaktır. Cam kaba çözünebilen tuz ilave etme. İşte bu sıkıntı. Az önce söylediğim tuzu arttırırsanız arkadaşlar ne olacaktır? Su kaybedecektir bitki. Süngere nem tutucu ilave etme. Eğer buraya gelip de nem tutucu koyarsanız hani burayı kurutursanız süngeri bir hani çekim kuvveti daha yaratacaksınız tarzında bir yorum yapabilirsiniz. O yüzden cevabımız ne olur arkadaşlar? 1 ve 3. Şimdi burada tekrar söyleyelim aslında önemli olan şeyi vurgulayalım. Kökün arkadaşlar su çekebilmesi için ozmotik basıncının bu ortamdaki ozmotik basınçtan yani OB2 diyelim bu OB1. OB1'in OB2'den büyük olması lazım. Yani dolayısıyla siz bu ortamın yani OB2'nin yoğunluğunu azaltın ki şu OB1 kendini daha da hissettirebilsin ortamdan daha rahat su çekebilsin. Odunsu bir bitkinin gövdesi toprak seviyesinin 50 santim yukarısından kesildiğinde kesilen kısımda su damlacıkları oluyor. 25 santim yukarıdan kesildiğinde ise oluşan su damlacıkların arttığı gözleniyor. Yani şurada daha çok su damlacıkları çıkıyor. Köke yakın çünkü. Bu durum verilenlerinden hangileriyle açıklanabilir? Gövdenin üst kısmına doğru kök basıncının etkisi azalıyor. Evet. Bakın burada bir yaprak yapısı yok. Yaprak yani terleme buraya etki etmeyecek. Buraya ne etki edecek? Adezyon etki edecek ve kök basıncı etki edecek. Dolayısıyla siz bu köke ne kadar yakın çekerseniz o kesiyi o zaman oradan akan su daha fazla olacak. Dolayısıyla bakın arkadaşlar birinci maddemiz doğru. Odun boruları boyunca iletim hızının sabit olmasıyla bir alakası yok. Böyle bir yorum yapamazsınız zaten. Su iletiminin soymuk borular aracılığıyla gerçekleşmesi soymukla değil kısilemle gerçekleşir ama bunu zaten buradan çıkaramazsınız. Tekrar söylüyorum buradaki deney kök basıncını anlatmaya çalışan bir deney. Dolayısıyla köke ne kadar yakın olursa buradaki su seviyesi o kadar fazla görünecektir. Cevabımız yalnız bir.